Mi çektim temize? En ağrı da buydu. Ne olacak uşaklar şimdi? Ne olacak? Elif'in kolyesi yüzü de bizi başımız yanacak. Kolye taktığı için o da ceza alacak. Ulan beter olsun be! Beyler, bu iş çok kötü. Cezasını geçtim, zan altında kalmak bana çok koyuyor. Evet abicim, bu işi çözmemiz gerek. O kolyeyi ya bulalım ya da yenisini yerine koyalım abicim. Herif resmen hırsız dedi bize ya. Abi arayalım bütün konuşları ya. Ulan inceldiği yerden kopsun ya. Bizimkileri de söyleyelim, adamlar bize yardımcı olsunlar ha. Yok hocam, kimseyi karıştırma. Onların da canı sıkılmasın. Bu iş beşimizin arasında. Evet beyler. Bu iş bizim olur mücadelemiz. O kolye bulunacak. Söz mü? Ha? Söz lan. Söz be. Yüzük bulunana kadar beraber hareket edeceğiz beyler. Bir nevi kardeşlik. Yüzük kardeşliği. Estek, köstek, karargah destek. Çocukların ilgilenmesine memnun oldum Kerime öğretmenim. İyi yapmışsınız gelmekle. Bak Suzan, demek herkes senin gibi... Neydi o? Şey... Hah, alakasız değilmiş. Leventus Emen acayip anlattı baba. Bizimkiler çok heyecanlandı. Ben de dedim ki, ben her gün gidiyorum. Harika ortamlar. Siz bir de bölüğün kalanını görün. Ondan sonra... Yeter Suzan. Çocuklar ısrar edince biz de gelip yerinde görelim dedik. Müsaitseniz tabii. Ne demek? Komutanım da müsaade ederse genç arkadaşlara birliği dolaştırabilirim. Atış yapabilir miyiz? Öğretmenim, gidelim mi hocam? Evet, müsaade sizin çocuklar. Buyurun, buyurun, buyurun. Kerime öğretmenim, siz de katılır mısınız? Ben aslında ziyaretçi parkında çocukları beklesem de olur. Peki, nasıl isterseniz. Ben Kerim Aslıemen'e söyleyeyim de siz beklerken size çay getirsin. Şey, iyi olur aslında. Benim de soğuk füzyonla ilgili kafama takılan şeyler vardı, onları sorarım. Öğretmenimiz sabahtan beri fizik kitabı okudu. Derste bile okudu valla. Kerim Aslıemen'i sordu bana. Ben de dedim ki öğretmenim... Suzan, Suzan! Ulan Mehmet, bir daha anlatsana şu filmi. Demek adamlar bizim gibi bir yüzümün peşinden ciddiler ha. Ya yeter abicim ya. Anlattığımı pişman etme. Bulalım şu yüzüğü de kurtulalım şu işten ya. Uy. Ula filmde oynasan var ya. Senin yüzüğü taşıyan cüze olurdun ha. Ha 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 ha. Ya Cemal, canım sıkkın zaten abi. Tamam mı? Bilir. Urkul orada. Ne haber birader? İyidir. Sizden? Ne olsun ya? Ya Orkun... Bizim bir derdimiz var. Orkun? Ork? Orklar? Cemal, var ya, girişirim şimdi sana. Ya hoca, dün akşam bizim koğuştan bir arkadaşın kolyesi yürümüş de. Seni sen daha iyi bilirsin. Ulan insanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Orkun, zaten canımız sıkkın. Bak artistlik yapma. Eli uzun diyorlar değil mi arkamdan? Öyleymişsin biraz. Olayı biliyor musunuz peki? Babaannem rahatsızlanınca apar topar memlekete gitmem gerekti. Ayakkabılarımı yürütmüşler. Ben de bir arkadaşınkini alıp gitmek zorunda kaldım. Çalındı demiş. Dönünce verdim ama adımı sırsıza çıktı işte. Yani yüzükten haberin yok öyle mi? Yok birader yok. Ya isterseniz dolabımı, üstümü, başımı arayın. Yok tamam gerek yok. İyi. Bir daha da selam vermeyin bana. Ula ne biliyorsunuz doğru söyledi Uni? Sus be kardeşim yeter ya. Zaten beceremeyeceğimiz bir işe kalkıştık. Uy yüzük kardeşliğini bozacak. Seni hayun seni. Of. Cebal var ya bir olur döveriz seni haberin olsun tamam mı? Yılmak yok. Hadi arkadaşlar aramaya devam. Hadi. Önce yok olmaz imkansız falan diyordu tamam mı? Sabah akşam yedim başının etini dayanamadı. Tamam be dedi gelsin çalışsın. Vay be aslansın Fatih. İnanamıyorum. Nasıl olacak şimdi? Kışlanın dibinde sizin dükkan. Supaylardan biri görürse ayvı yerim. Ya sen bizim oraya erlerden başka kimsenin geldiğini gördün mü? Tamam gelmez de. Tut ki geldi o zaman ne olacak? Bak o zaman müşteri moduna geçeceksin akıllım. Hemen oturacaksın iskemleye. Nerede kaldı benim çayım Fato diye bağıracaksın.
Bu kadar basit. Fato, sen aslandan da ötesin be. Kaplansın, jaguarsın, pantersin. Panter ya. İşten kaytarırsan panter emer olur, çırmıklarım seni valla. Bulaşıklar senin, ona göre. Bulaşık sana kurban olsun Fato. Patroniçesi olacaksın sen o dükkanın. Sen oturacaksın, ben çalışacağım. Kraliçeler gibi yaşatacağım seni. Ya tamam ya, abartma. Abartırım ulan. Kraliçem benim. Peki yemekleri nerede yapıyorsunuz? Dışarıdan mı geliyor? Hayır. İçeride mutfağımız var. Orada yapılıyor. Yemek kötü çıkarsa pizza söyleyebiliyor musunuz? Askerlerin böyle bir şansı olmadığı için yemeklerin iyi çıkmasına gayret ediyoruz. Sizin de amma çok sorumluluğunuz varmış. Nöbet, eğitim, yemek. Ne sandın akıllım? Kolay mı subay olmak? Naci Tosun, bir maruzatım var komutanım. Söyle bakalım Naci. Ay ne kadar cool ya. Ben katili bırakmak istiyorum komutanım. Bu ne demek Naci? Görev dedin, görev verdik. Sağ olun komutanım ama kimse kıymetimi bilmiyor. Habire şikayet, habire şikayet. Saçımı süpürge ettim ama anlamıyorlar. Daha dün bir, bugün iki Naci. Biraz daha gayret et. Yok yok, ben yapamayacağım komutanım. Yaparsın Naci. Ben sana güveniyorum. Yok, yapamam vallahi. Yapabilsen dükkan sizin ya. Naci, git Ahmet başçavuşuna de ki Leventus Seymen'e böyle böyle dedim ama yanında öğrenciler olduğu için rahat konuşamadım. O sana gerekeni söyler. Emredersiniz komutanım. Vay, fırçayı Ahmet amcaya havale ettin sen. Biri hastalanınca ne yapıyorsunuz? Revirimiz var. Bakabilir miyiz? Büyüyünce hemşire olacaksın galiba. Hayır, ben subay olacağım. Buyurun bak. Ben gösteririm, gelin. Bu ne ya, çok komik. Arızamza bu. Deli mi? Hamza, oğlu. Ne yapıyorsun sen orada? İki düz, bir ters, olmadı. Horoş o. Komutanım, ben hastayım, yatıyorum. Hastaysan yat, dinlen. O elindeki örgü müdür nedir, onu da bir daha görmeyeyim. Emredersiniz komutanım. Burası acayip eğlenceli abi. Ben karar verdim, kesin subay olacağım. Beyler, ifadesinde duştan sonra avluya çıkıp sigara içtim diyordu. Basket sahasının buralara kadar gelmiştir o. Bulacağım kuşaklar, bulacağım. Yılmak yok arkadaşlar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Ya karanlık olmadan bitirelim şu işi. Başımız yaracak be ya. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Şeytan... Ne var? İstersen müziksiz bir arama olsun ha? Oğlum... Böyle deyince daha kolay bulunuyor ya valla. Ya sen bunlara gerçekten inanıyor musun? Ya ne biçim adamsın sen ya? O başka dünyada da bulup. Orta dünyanın. Ya Cemal. Ya kardeşim bırakın şu çeneyi hadi. Niye tutuyoruz peki? Arkadaşlar emir komuta bende. Gördüğünüz gibi basketbol sahasında yok. Çimenlerin arasında kamufle olmuş olabilir. Olabilir. Sola dön. Marş. Çökülecek çök, aranacak ara, bulunacak bul. He. Belki de bulunmayacak ama sen yine de ara. Onlar ne yapıyor öyle? Mıntıka temizliği yapıyorlar sanırım. Mıntıka temizliği mi? Hiç böyle mıntıka temizliği görmemiştim. Susan. Ben odamı bile temizlemiyorum. Şunlara bak, toprağı eşeliyorlar. Evet, askerde temizliğe çok önem verilir. Neyse. Biz devam edelim.